Sevgili seyirciler, halkımız bugün 29 Ağustos 2021 Pazar günü Umut TV ekranlarına, Türkiye Gündemi programına hoş geldiniz. Sayın seyirciler, bugünkü programımızda son günlerde ekonomi hakkında, Türkiye ekonomisi hakkında gündeme gelen çelişkili ifadelerle karşınızda olacağız. Bir tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin atılıma ve şahlanışa geçtiğini iddia ederken, diğer yanda son günlerde yeni açlık ve yoksulluk sınırlarının rakamları açıklandı. Peki Türkiye ekonomisi gerçekte ne durumda? Faşist AKP'nin iddiaları gerçekleri ne kadar yansıtıyor ve sorunların çözümü nasıl mümkün olabilir? Hepsi ve daha fazlası bültenimizde olacak sayın seyirciler. Geçtiğimiz günlerde bahsettiğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bir konuşmada Türk ekonomisinin toparlandığını ve atılım ve şahlanış dönemine girdiğini iddia etmişti. Bunun için Erdoğan, Türkiye ekonomisinin %7'lik bir büyüme gösterdiğini, ihracatın ilk defa 200 milyar dolar seviyesini geçerek Cumhuriyet tarihinin zirvesine ulaştığını ve işsizlikte, sözüm ona, rekor bir düşüş yaşandığını ileri sürmüştü. Erdoğan bu sözleri sarf ettikten sadece birkaç gün sonra ise Birleşik Kamu İş'in yeni araştırması sonucunda açlık ve yoksulluk sınırlarında gerçek bir şahlanış yaşandığı ortaya çıktı. Bu araştırmaya göre sevgili seyirciler, Türkiye'de açlık sınırı tam 3589 TL'ye çıkmış iken yoksulluk sınırı tam 12.397 TL'ye kadar yükselmiş durumda. Bu tabloda günümüzde vatanımızda en az 65 milyon insan açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği atılımı ekonomide, halkın güncel hayatında göremesek de açlığın ve yoksulluğun artışında ciddi bir atılım ile karşı karşıyayız sayın seyirciler. Ancak Erdoğan'ın bu gerçeklerle yüzleşebileceğini elbette beklemiyoruz. Çünkü onun saraylarında, köşklerinde sürdürdüğü hayat ve halkımızın yaşamı birbirine zıt olan, aralarında dünyalar olan iki gerçeklik. Örneğin bir asgari ücretli günde 119 TL 25 kuruş ile ailesine geçindirmek zorundayken Erdoğan sarayında günde tam 10 milyon lira savurmaktadır. Evet, emperyalizmin ve işbirlikçilerinin kârları her gün gittikçe daha da şahlanıyor. Burada Erdoğan'la hemfikir olabiliriz. Evet, halkımızı sömürmekte, vatanımızı talan etmekte olan emperyalistler ve faşist AKP atılıma geçmiş durumdadır. Ancak halkımızın bundan hiçbir faydası yoktur. Çünkü asıl şahlanışı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 440,9 milyar dolara yükselen ve bu alanda dünya altıncısı olan dış borç, artık 8 TL'nin altına düşmek nedir bilmeyen dolar kuru, yılbaşından bu yana %18,95'lik bir artış gösteren enflasyon, bu arada bu konuda da dünya 12.si olmuş Türkiye ekonomisi, buna da bir maşallah, %19'la dünyanın en yüksek 8. oranına sahip olan faiz yaşamıştır. Asıl şahlanış oradadır sevgili seyirciler. Emperyalizm, AKP faşizminin yardakçılığıyla eşi benzerini arayan bir atılımla girdiğini sadece ödenen faizden görebiliyoruz. Mesela Temmuz 2020'de ödenen faiz daha 8 milyar Türk lirası düzeyindeyken bu yılın Temmuz ayında devletin kasasından faiz ödemeleri için tam 24 milyar TL çıkmıştır. Yani yabancı ırmaklara, yurt dışına direkt devlet kasasından akan devlet faizler bir yıl içinde 3'e katlanmıştır sevgili seyirciler. Bu rakamların karşısında Erdoğan'ın böbürlendiği ihracat rekoru elbette anlamını kaybediyor. Çünkü Türkiye gibi yeni sömürge ülkelerde üretilen mamuller asıl olarak emperyalist tekeller tarafından veya işbirlikçi oligarşinin onlardan aldığı lisanslarla teknolojiyle üretilmektedir. Yani orada ihraç edilen her şey
neticede yine yabancı ırmaklara, emperyalistlere gidiyor ve halkımızın, vatanımızın faydası için kullanılmıyor. Bu açıdan ekonominin yaşadığı %7'lik büyüme de yanıltıcı oluyor. Çünkü sağlam bir temel üzerinde, milli bir ekonomik üzerinde kurulu değil bu %7'lik büyüme. Tam tersine yurt dışından gelen, ancak aynı şekilde bir daha da gidebilecek olan yatırımlar üzerine kurulu bu büyüme. Erdoğan'ın bahsettiği işsizlikteki rekor düşüş ise başlı başına koca bir yalan ve bunu zaten geçtiğimiz haftalarda ekranlarınıza taşımıştık bir programımızda. Yani sözde %10,6'da olan işsizlik oranı gerçekte en az %28,8'de Türkiye'de, yani her 3 kişiden biri neredeyse işsiz. Vatanımızın gerçekliği bugün budur. AKP faşizmi vatanımızı ve topraklarımızda bulunan zenginlikleri emperyalizme peşkeş çekerek halkımızı açlığa ve yoksulluğa mahkum etmiştir. Halkımız açlık çekerken saraylarda yaşayan oligarşi halka yaptıklarının hesabını verecektir. Sevgili seyirciler, bizim yaratacağımız tam bağımsız, sosyalist Türkiye'de kendi ayakları üzerinde duran bir sanayi yaratarak halkımızın refah içinde yaşayacağı bir geleceğin ilk adımlarını atacağız ve emperyalizmle olan tüm bağları keseceğiz. Bizim yaratacağımız Türkiye'de hiçbir insanımız, hiçbir gencimiz işsiz açsız olmayacak. Çünkü halkımıza ve vatanımıza güzel bir gelecek sağlamak için herkese, herkesin yaratıcılığına, herkesin iş gücüne ihtiyacımız olacaktır. Yani ekonominin gerçek anlamda şahlanması, vatanımızın kalkınması sadece ve sadece tam bağımsız ve sosyalist bir Türkiye'de, devrimle, devrimin yaratacağı Türkiye ile birlikte mümkün olacaktır. Evet sayın seyirciler, bu haftalık Türkiye gündemi programından bu kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla, şahlanış iddialarıyla karşınızdaydık. Yeni yoksulluk ve açlık sınırıyla karşınızdaydık. Gelecek hafta yine Türkiye gündemi programında buluşma dileğiyle bültenimizi kapatıyoruz. Gelecek pazar günü yine karşınızda olacağız. Gerçekleri Umut TV'den izleyin. Umut TV'yi izlemeye devam edin. Umut TV'yi izlettirelim. Hoşça kalın sayın seyirciler.